25 Ağustos 2022 günlerden Perşembe. Amcaoğlu Şafak, dayıoğlu İhsan Torun. 25 Ağustos ya. 25. He. Şöyle Hudapuan'a doğru geldik. At korusuna gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir de ben varım. Bizlere hayırlı gezmeler diyek. Evet amcaoğlu, oturuyor. Ne yapayım? O elindeki ne? Tırpan. Tırpan mı? Ne yapacağım? Ot mu biçeceğim? Evet, ot bitme zamanı. Değişik bir tırpanmış bu. Yeni icat oldu. Evet, İhsan. Merhabalar abi. Merhaba, merhaba. Erbağın sıcağından kaçtık. Burası da Şafak sıcak. Bey sıcak ama yine de esiyi biraz bilmiyorum yani, erbağ gibi Şafak değil. Şafak Bey vesile oldu, çok çok teşekkür ediyoruz. İlgi ve alakasından dolayı. Kim vesile oldu? Siz oldunuz. Şafak Bey. Bey. Şafak Bey vesile olmuş. Buraya gelmemize şu an vesile oldu. Teşekkürler. Teşekkürler Şafak. Şafak Bey, teşekkürler, teşekkürler. Vesile olmuşum. Sen vesile misin yoksa? Hadi devam et. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidek. Evet, at korusu yaylasına doğru gidiyoruz. Ha. Kurumuş hem kuraktan. Ne oldu buralar kurumuş Şafak? Kurutmuş mu buraları? Orada da çeşme var. Kuraklık var yaylada, görüyor musun? Öncekilere göre yeşildi değil mi önceden? Hmm. Neydi ya, ne güzeldi. Burası yemyeşildi. Otları neredeyse ben yiyecektim abi. Ama şimdi kupkuru. Korkma. Bizden sana zarar gelmez. Bizden sana zarar gelmez, tamam mı? Koyunlar birbirine girmişler, daha çok şey yaparlar ya. Koyun mu kırkmışlar burada? Yünün de değeri yok ha mı şimdi? Arif, ne ettin bu yünleri, atmışsın Arif? Mezarlar var burada. Ya bir yere toplasınlar da yaksınlar en azından ya, hemen. Arif'e söyleyek de. Şeyh Ali eşi Mine Yılmaz. Ben tanımıyorum galiba bunları. Şevket oğlu Ahmet Yılmaz. Hazmi ve Tevfik anneleri Şehit Ali eşi Mine Yılmaz. Burada Arif! Kurumuş buralar, kurumuş Şafak. Yaylaların durumu perişan. Arif! Devlet nerelere çeşme yaptı ya buralar? Çeşmede su yok mu yoksa? Burada değil. Ha, burası. Burada kurumuş. Orayı devlet mi yapmış? He. Niçin? Orman gelen bir şey. He, ne güzel. Su akıyor mu acaba? Oraya kadar bir gidelim ya. Oradaki orman genel müdürlüğü çeşme yapmış. Oraya geleceğiz sonra. Arif Yılmaz, neredesin? Ses yok. Sıcakta gelme ha. Sıcakta gelme, sıcakta ha. Buradan nereye gidiyor şimdi? Oruk başına. Oruk başından Oruk Pınarı'na. Oruk Pınarı'ndan Takalok'tan tekrar Çitlice'ye çıkıyor. Burası at korusu değil mi? At korusu Çitlice. Çitlice. Çitlice at korusu. Şöyle gidelim bakayım. Sıcak var ama gölgelerde tam ferah yani. Gölge ferah değil mi gölgeler? Kuraktan otlar kurumuş. Ha, ne oldu dedin? Abi, bu su evet. Balkanları gezdi geldi. Bu pet şişe. Ha, şişe diyor. Yunanistan, Bulgaristan, evet. Makedonya'yı gezdi geldi. Ondan sonra buraya evet. Çitlice'ye geldi. Evet, gezdiriyorsun yani Hamidiye suyu. Aynen. İstanbul'un reklamını yapıyorsun belediyenin. Bilmiyorum. Hamidiye İstanbul Belediyesi'nin. Öyle miymiş? He, öyle öyle. İçindeki suyu boşalttım gerçi, bitti de. Evet. Şu pet şişe önemli. Evet, Hamidiye. Yani tarih oldu desene. Yok abi, onun için bunu atmıyorum ya.
Şafak, burası ne bura? Burası bizim 1976 yılında. Evet. Babamın yaylaya çıktığı sene. He. Hayvancılıkla uğraştığı yıl. Bulunan evimiz. Ha, yayla evi buradaydı yani, değil mi? Evet. Sen durdun mu burada yaylada? Durdum. Hatırlıyorsun yani. Çay, hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Baban koyunculuk, toklu mu yapıyordu, koyunculuk mu, kurbanlık mı? Hepsi koçta. 5-50 tane koçumuz vardı. Benim için burası tarihi bir... O zaman kurbanlık yetiştiriyordu. Sen bak, buraya bak, gölgeye geliyor musun? Oraya ateşte yakalım. Yok, su kıyı soru, su. Hele bir gezelim. Amcamın, rahmetli amcamın yayla evi buradaydı. Abi sizin ev nerede demişler? Yok yok, bizim yaylamız yoktu. Burada da alemin bir yeri vardı. Ya işte öyle. İşte öyle. Hadi gidelim şöyle. Tamam, bu tarafa gideceğiz. Şimdi Oluk başına. Oluk başına. Oluğun başına. Niye Oluk başı demişler oraya? Oluk başına doğru gidelim. Dur hala, burada yol iki yerli. Şafak aşağı nereye gidiyor? Gel gel. Desene nereye gidiyor bu? Abi orası bir şeye gidiyor. Arazi. Horupınar'a gidiyor. Biz Orukbaşı'nın Horupınar'a böyle... He. Horupınar'a. Horupınar'ında bizim otluk var. Orukbaşı yolu. Gidiyoruz. Neden bizim tarlamız? Buralar. Neresi şey bura? Orukbaşı'nın üstü. Allah Allah. Hangi deden gelin tarlası bura? Ember Ağa'nın tarlası mıymış buralar? He. Niye ekip biçmiyoruz ya burayı? Yalnız ya böyle metinler paylaşmışlar böyle mi? Paylaşılmış mı, var? Tapusu var mı? Var. Ekiliyor mu buralar? Tapusu var. Aa, bak, orada bura şimdi nere bura? Abi burası Olukbaşı. Olukbaşı'nın üzeri mi? Evet. Olukbaşı'nın çeşme vardı. Nerede o? Orada bak. Çeşme orada. He, çeşmeyi hatırlıyorum. O zaman Enece bununla buradan mı gidiliyor? Enece bununla buradan gidiliyor. Buradan gidiliyor. Aa, Oluş Paşa'nın orada adam var. Oru Pınarı burada çeşme mi var şimdi? Burada... Şey, Oluk Paşa. Dur. Evet, burası Oluk Paşı. Oluk Paşı'nda misafirler de var, biz de gidiyoruz. Ha? Bilemiyorum ki. Bir bakarız şimdi. Misafir. Böyle Oluk Paşa'nın üzeri bura. Buradan Enece bununla yazıra gidiliyor. Şöyle bir gidelim. Traktörle gelmişler. Buyurduk da video çekerek geliyorum da izin var mı? Video çekerek geliyorum. Ana! Kim bu? Ya bu Ayşe değil mi? Evet. Ana, Ayşe. Hoş geldin abi. Hoş bulduk ana. Ayşe'nizi de seviyormuş. Şafa. Sen bunların burada olduğunu mu biliyordun? Dereye saklansanız bile bulurum ben. Ayşe. Efendim abi. Bu biliyor muydu yoksa sizi? Yok. Bak, babam ya, tabii ki bilecek. Ya burada olduğunuzu biliyor muydu bugün diyor. Yok hani. Belli değil. Nasıl geçti? Buyurun. Nerede? Tuncay nerede? Tuncay. Hiç bize bulmadan. O da mı burada? Ya Şafak. He. Evet genç. Merhaba. Kimin oğlu? Tuncay. Tuncay'ın oğlu. Kimin adı ne? Yusuf. Yusuf. Kimin lan? Tuncay mı? Ayşe'nin... Abi büyük mü? Abi burada yandık da şu tarafa çekelim. Tuncay ve Ayşe'nin oğluyum de. Arkadaşlar şeyde bekliyor. At korusunda bekliyor. Dur şöyle bir gidelim, dur ya. Patladık zaten, sıcaktan gitti. Ne sıcağı ya orası. Gölgenin oraya inmişsiniz. Ya gel korkma gel. La buradaki teyzen ya. Fotoğraf çekersen gelme. Bırak makineyi gel. Horupınar'ın çeşmesi buraydı. Armut yiyorum. Oluk başından Horupınar'a doğru gidiyoruz. Burada yurdan ortamız oğlu Tuncay vardı. Çekim istemediler. Biz de çekmedik. Gördüğünüz gibi Horupınar'a doğru gideceğiz. Oluk başından geldik.
Horupınar'a doğru gidiyoruz. Evet Şafak, Horupınar'a geldik. Burada çeşme var, suyu güzel mi? Güzel. Bu çeşmeyi güzelce restore ediyoruz. İnsan gel. Hem de suyu da epey var ha. Şimdi buraya suyu da ağaçlarından ve selvi ağaçlarından bir sıra, iki sıra diktireceğiz. Ha, buraya? Evet. Sonra buraya, şuraya kadar 3 tane ağaç köprü. Süs olarak ağaç köprü. Evet. Horupınar'ı. Buradan geçişler kolay olsun diye. Evet. Nasıl? Ne zaman inşallah? İlk binin içine girdim. Binin içi nasıl yani? Türkiye'nin en büyük bin kişinin içine. Öyle girersen diyorum abi. Çok güzel ya. İnşallah girersin diyek. Horupınar'ı burası. Evet Şafak, Horupınar'ındayız. Olukbaşı'ndan Horupınar'ına geldik. Evet, projelerimi dinlediniz. Buraya da 3 tane ağaç köprü yapıyorum. At konusuna da ne yapıyorsun sen? At konusuna tomruk yapıyorum. Elektrik gelecek, su gelecek oraya. Yani Türkiye zenginlerinden 100'e girersek mi? 1000'e. 500 veya 1000. 1000. İnşallah diyelim. Burada bizim otluk var. Çocukken biliyordum ama şimdi bilemiyorum. Neresi Şafak? İleri mi? Aha bura mı yoksa? Aha bura mı? Bura mı? Burası mı? Şafak'ın demesine göre burası bizim otlukmuş. Belki de orası, ben orada zannediyorum ama bilemiyorum artık. Baharın gelmiş olsak buraya yemyeşil her taraf olur ama. Evet Şafak, abdest alıyorsun. Soğuk musun? Nasıl bura? Çeşme kim yaptırmış? Bilmiyorum ki. Hangi Ali? Kadir abinin babası. Yazıyor mu yazı? Öyle değil. Allah kahretsin. Kim yaptırdıysa. İçtin, doldurdun suyu. Horupınar'ı çeşmesi. Horupınar'ından at korusuna doğru gidiyoruz. Başından Horupınar'ına geldik. Beni arkada bırakıyorlar. Hızlı hızlı gidiyorlar. Sarı çiçekler. Geliyorum. Tamam tamam. Sarı çiçekler öyle güzel kokuyor ki. Buraya çıktık işte. Karşı taraflar Niksar. Günebakan köyü toprakları. Çok güzel kokuyor sarı çiçekler, neyse adı. Yola geldik ama. At korusu yolu.
Geldik at korusuna. İyice yorulduk ha. Aa, ne güzel rüzgar esiyor. Serin hava. He, daha at korusuna gelmedik. Ben de geldik sanıyorum. Evet, at korusuna geldik galiba. Aa, ne güzel serin esiyor rüzgar. Karşıdan gitmiştik. Bu taraftan geldik. Çekeyim. Burada tuzluk değil mi ha buralar? Tuz, evet. Tuz, he. Bu direk? Bu da hayvanların kaçırması için. He, kaçırması içinmiş, kaçırması. Böyle, böyle kaçırmak bak. He. Devlet onu bile düşünüyor. He he. Ha, Orman Bakanlığı değil mi bunları yapan? Evet. Bak buralara da koyunların Efendim. Tuz yalaması için devletimiz yapmış böyle bak. Gördüğünüz gibi domuzlar burada eşinmişler. Yumru aramışlar belli yani. Çok güzel belli oluyor. Sürmüşler buraları. Burası at korusu. Arif Yılmaz'ın çadırı. Devletimiz orada koyunlar tuzlansın diye yer yapmış. Millete iyilik yaramıyor. Bak bunlar da bu taşları getirmişler. Koyunu burada tuzluyorlar. Ha işte. Ha işte görüyorsunuz. Kullanmıyorlar. Arif niye böyle diyorsun Arif? Ve yine devletimiz her yerde olduğu gibi at korusuna da çeşme yaptırmış. Evet Şafak. Bu çeşmeyi kim yaptırmış? Niçin yaptırmış? Koyunlar ve hayvanlar, yabani hayvanlar su içsin diye değil mi? Şöyle bir gidelim. İşte görüyorsunuz. Orman Müdürlüğü. Burada koyunlar, hayvanlar, yabani hayvanlar su içsinler diye çeşme yapmışlar. 2, 3, 4, 6 tane 3 tane havuzu var. Ama temizlenmesi gerekiyor tabii. Kimse temizlememiş. Orman Genel Müdürlüğü Erbaa Oyim. Orman Genel Müdürlüğü çeşmeyi yaptırmış tahminim. Hazır çeşme ama. Görüyorsunuz. Suyu getirmişler ama boru dışarıda. Gördüğünüz gibi boru dışarıda. Soğuğa, güneşe dayanıklı mı bilmiyorum. Bildiğimiz plastik boru. Bunun bir an önce muhafaza içine alınması lazım. Çünkü bir hayvan da basabilir, delinebilir. Karda, donda dayanmaz bu yani. Yetkililer burada bizi izlerse... Güzel bir hizmet. Orman Genel Müdürlüğü hazır. Hazır getirmişler akıyor. Gördüğünüz gibi devletimiz yabani hayvanları dahi düşünüyor görüyorsunuz. Buraya yapılmış bu çeşme. Damlaya damlaya göl olur. Şöyle gidelim. Bu dolduktan sonra diğerine gidiyor. Bu havuzların da temizlenmesi lazım. Su duran mı? Buradan da diğerine atlıyor.
Oradan da gidiyor tahliye. Bir de sabun koymuşlar. Güzel hizmet. Evet İhsan. Evet. Yemeğimizi yedik. Yavaş yavaş kuyumuzun sonuna doğru ilerliyoruz. Evet. Evet, çeşmenin çeşmenin başındayız. Bir de misafirimiz var ha burada. Hoş geldin, hoş geldin. Her şey çok güzel oldu. Şafak. Evet Şafak. Bu plastik su şişesinde, plastik su şişesinde kabında kaynattın sen bunu. Hı hı. Plastik yanmadı mı ateşte? Yok. Ha, ne yapacaksın şimdi bunu? Oy! Oh, aman aman. Kaynadı, esasen kaynadı ya. Çayımız nerede? Bunu su 100 dereceden fazla kaynadı. Niye eritmiyor onu? Yumulmuyor. Evet, sen çay mı yapıyorsun şimdi onu? Evet. Ya zararlıdır ya bu ya şeye. Yok bir şey olmaz. Yani bardak olmadığı yerde diyorsun abi. Aynen. Sen askerde neydin? Askerde böyle bir şey yaptın mı hiç? Yaptım. Ha, oradan biliyorsun abi. Hı hı. İşte bardağın falan yoksa böyle he mi? Ha. Ha, kaynadı. Ha. Şimdi demlenecek şimdi abi. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bir şey olmaz, zarar olmaz. Bir şey olmaz. Tövbe yarabbim. Şimdi demleneyim başlayalım. Rengini almaya başladı çayımız. O kadar zam gelince mecbur. İşte böyle. Alacağını. Evet Şafak. Sonlara doğru gidiyoruz herhalde. Evet buradan dönüş. Nerede şimdi? At korusunda. Hı. Bak orası da bizim evimiz oldu. Orayı çektiydik zaten ha orada ha. Evet. Ha güneşin o nede bulut geliyor. Saat şu anda 6. 6.10 var. Yavaş yavaş dönüş. Evet. O da puanı. Daha erken esas. Şu anda tam ferah hemen. Tam oturmaz zaman. Erbağ yanar mı acaba şimdi Erbağ? Manzaraya baksana. He manzara o bir şey. Üşüdük evet İhsan. Üşümeye başladık evet. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu her şey. Evet emeği sana güzel teşekkür ederim. Teşekkürler. Amcaoğluna teşekkürler diyelim. Ve misafirlerime, değerli misafirlerime burada aldım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Başka gelmek isteyen olsa? Artık kendi yapıyoruz. Biz de olsun. Mezar olsun. Rüzgar esiyi serin. Üşüyeceğiz neredeyse şimdilik. Erbağ nerede ben nerede de. İşte böyle evet. Gezdik bugün at korusunda gezdik. Her ilkinin sonu var yani maalesef. Yavaş yavaş tutuyoruz. Evet. Evet dönüşe geçiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bulutlar da aşağı doğru gidiyor görüyorsunuz. Hava soğumaya başladı. Evet saat 18.31 dönüş başladı. Arabayı bıraktıydık buraya. Arabanın camları açık kalmış. 3 tane adamla dikkatsizlik yaptık. Yapacak bir şey yok. Hadi. Bir dön bak. Bir arabayı buradan döndür. Dumanlı. Oy bizim eller. Duman bastı o da yapınan.